Batı Avrupa'nın en modern ve Avrupa'nın en zengin şehrinden bahsedeceğiz bugün, Lüksemburg'dan. Evet, gördüğünüz gibi havadan ve karadan gösteriler devam ediyor arkadaşlar. Ulaşımın ücretsiz olduğu tek ülke Lüksemburg arkadaşlar. Bu ülkede arkadaşlar terör yok, yüz kızartıcı suç yok, trafik derdi diye bir şey yok, ulaşım serbest, enflasyon yok, ülkede fiyatlarda ani iniş çıkışlar yok. Lüksemburgça Lüksemburg yazıyor. Lüksemburg 1. Dünya Savaşı'nda ne yaşadı ya? Evet, bugün Lüksemburg halkının en önemli günü, 23 Haziran Lüksemburg Büyük Dükalığı'nın kuruluş günü. Burası arkadaşlar Avrupa'nın en zengin ülkesi. Lüksemburg'dan bahsedeceğiz. Biraz İsviçre vari buldum. Kişi başına düşen yıllık gelir yaklaşık 130 bin euro. Bu da arkadaşlar Lüksemburg bayrağı. Arkadaş bir susmadı, çanlar tam 10 dakikadır arkadaşlar çalıyor o kilisede. Avrupa'nın en zengin ülkesi Lüksemburg'dayız. Aracımızı son kez bir kontrol ediyor ve daha sonra da Lüksemburg'a yolumuza devam ediyoruz. Stefan şu anda aracı kontrol ediyor. Guten Morgen Stefan. Guten Morgen Onur. Bugün Lüksemburg'a gidiyoruz. Ben Lüksemburg'a daha önce de gitmiştim ama size paylaşmak için. Şimdi tekrar yola çıktık. Küçük bir ülke, temiz bir ülke, terör yok, enflasyon yok, ülkede ani çıkış ya da yükselişler yok fiyatlarda. Sokak tezgahları da yok. Adı üstünde çok lüks bir ülkeye gireceğiz şu anda. Ve Lüksemburg gezisi başlıyor. Merkeze doğru gelmeye başladık. Şurası tren istasyonu. Hadi bakalım, başlıyoruz. Başlıyoruz. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar biz aracımızı park ettik. Normalde park yerinde 2 euro saati varken Lüksemburg'da pazar günleri park yerleri ücretsiz. Ve arkadaşlar yavaş yavaş merkeze geldik. Bu gördüğünüz yer Adolphe Köprüsü. 1900'lü yılların başında yapılmış kemerli bir taş köprü. Lüksemburg'un bir üst Lüksemburg, bir de aşağı Lüksemburg desem iyi olur. Bir de böyle aşağı bölgesi var arkadaşlar. Yalnız bazı yerlerini dümdüz ediyorlar şu anda. Şu anda Lüksemburg gezimize başlamış bulunuyoruz. Burada gördüğünüz 1940 ve 45 yıllarında Lüksemburg ordusunun 2. Dünya Savaşı'nda temsil ettiği bir heykelmiş. Yine bu gördüğümüz ise Lüksemburg ordusunun 1945 ile 1966 yılları arasında tören muhafız birliğinin bir anıtıymış. Hollanda bayrağıyla karıştırılıyor olabilir. Hollanda bayrağı biraz daha koyu mavi alttaki. 2. Dünya Savaşı'nda hayatlarını kaybedenler için yapılmış burası da. Evet sayın seyircilerim, gerçekten de çok zengin, refah bir ülkeden bahsediyoruz. Burası Avrupa'nın en zengin ülkesiymiş. Evet, Avrupa'nın en zengin ülkesi, dünyanın en zengin ülkesi, hatta dünyada şu anda dükalıkla yönetilen tek ülke Lüksemburg arkadaşlar. Orijinal adıyla Lüksemburg Büyük Dükalığı. Şurada bir güzel bir heykel ve çeşme var, bir bakalım. Burası arkadaşlar Adalet Sarayı. Evet, verdiğin konum buydu. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi bir heykel vardı. Şimdi bunları neden veriyorum size? Konumu da aşağıya veriyorum. Çünkü bu noktadan çok güzel, harika manzara elde edebilirsiniz. Lüksemburg'u kısaca şöyle göstereyim size. Burası Vatikan'dan sonra dünyanın en küçük ikinci ülkesi. Ayrıca Avrupa Birliği'nin kurucu ülkelerinden birisi arkadaşlar. Şimdi AB'nin kurucu ülkeleri Fransa'nın Strasbourg, Belçika'nın Brüksel ve Lüksemburg şehirleri geçiyor. Gerçi bu bir sis perdesi. AB'nin asıl kurucuları aslında en güçlü ülkeler. Mesela Almanya ya da Fransa. Çok acayip sakin bir ülke tabii ki. Yani ülkede neredeyse hiç terör yok. Ülkede neredeyse hiç cinayet yok. Yüz kızartıcı bir suç neredeyse hiç işlenmiyor. Hatta ben yerel haberlerine baktım.
Polis sadece bundan bir 2-3 ay önce bir sarhoş herhalde sokakta yakalamış, biraz ses çıkardı diye. Ülkedeki büyük gündem buymuş yani. Açıkçası Lüksemburg gerçekten de çok sessiz, böyle huzurlu bir ülke. Zaten ülkenin çevresindeki ülkelere baktığınız zaman Belçika, Fransa, Almanya gibi çok gelişmiş ülkeleri görüyorsunuz. Ayrıca AB'den önceki bir projenin de aslında kurucuları arasında Lüksemburg. O da ne arkadaşlar? Benelux. Siz bazen görürsünüz mesela Benelux turları diye. Benelux dediğimiz burada lüks tur değil arkadaşlar. Lüksle ilgili bir kavram değil. 1948 yılında Belçika, Hollanda ve Lüksemburg kendi arasında bir anlaşma yapıyor. Ticaretin ve malların serbest dolaşımı anlaşması. 1958'de bunu kabul ediyorlar 50 yıllığına. Daha sonra geçiyorlar. 2015 yılları geldiğinde bunu daha böyle süresiz ilan ediyorlar. Aslında AB'nin de asıl projesinin atası Benelux'tür bu arada. Bu arada bu arkadaşlar bir Holokost heykeliymiş. Evet, Hitler buralara kadar girmiş. Onu da bir anıtla göstermişler. Bu da arkadaşlar Trinity Kilisesi'ymiş. Burada arkadaşlar orijinal Lüksemburg yazısıyla Lüksemburgça çekim yapın diye yazmışlar. Şu anda Trinity Kilisesi'nden de çanlar yükselmeye başladı. Peki biraz dinleyelim bakalım bizim için mi çalıyor bu çanlar? Ulan bir 5 dakikadır böyle devam ediyor arkadaşlar bu sesler. Anladık yani Hristiyansınız. Stefan, burada ne görüyorsun? Stefan, burada ne görüyorsun abi? Ne var burada? Ne alfabesi ama ya? Biz bunu anlayamadık arkadaşlar. Arkadaşlar susmadı. 10 dakikayı geçti. Yani bugün pazar, herhalde ondan olması lazım. Arkadaşlar tam 15 dakika bu kilisenin çanlarını dinledik. O yüzden konuşamadım. Kusura bakmayın. Şehrin yine giriş kısmında arkadaşlar şöyle büyük bir heykel var. Lüksemburg bayrağıyla birlikte. Bu heykelde 1914 ve 1918 yıllarında savaşan, Lüksemburg için mücadele eden insanlar için adanmış bir heykel var. Burası resmi adıyla Lüksemburg Büyük Dükalığı. Orijinal adıyla Lüksemburg. Başkenti de Lüksemburg. Ben bunlar hep sinir olurum bu arada. Lüksemburg'un başkentinin Lüksemburg olması nedir ya? Bir isim koyun. Avrupa Birliği'nin kurucu ülkeler arasında son derece refah bir ülkeden bahsediyoruz. Son derece zengin bir ülkeden bahsediyoruz. Zaten alışveriş ve market fiyatlarını da size göstermek istiyorum. Burası çok ilginç bir ülke arkadaşlar. Kiralar çok pahalı bir kere ve burası home office gibi kullanılıyor. Hani home office deriz ya, ülke home country gibi kullanılıyor. Bu kavramı da biraz ben uydurdum. Şuradan da böyle bir manzaraya bakabilirsiniz. Şu an herkes köprünün üzerinde gördüğüm gibi. Bir kere zengin bir ülke, evet arkadaşlar söyledim. Ama burası arkadaşlar aynı zamanda kiraların da çok yüksek olduğu bir yer. Son zamanlarda Lüksemburg'un biraz kiraları dengelediğini söylüyorlar. Ama burada nüfus yaklaşık 700 bin. Ama aslında orijinal nüfus 250 bin arkadaşlar. Peki kalan nüfus ne yapıyor? Kalan nüfus arkadaşlar Belçika, Fransa, Almanya gibi Lüksemburg'a yakın olan yerlerde evlerini tutuyorlar. Daha sonra da sabah buraya geliyorlar. Lüksemburg'da işlerini bitirdikten sonra da akşam da ülkelerine gidiyorlar arkadaşlar. Yani ülke aynı o home office dediğimiz şey gibi kullanılıyor. Ben de buna home country dedim o yüzden. Ofis ülke olarak kullanılan belki de dünyada tek ülke Lüksemburg. Sen söyle. Evet, Türkiye'den gelen bir grup. Lüksemburg hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha yeni gezmeye başladık ama çok beğendim ben. Biraz İsviçre'ye benzettim. Böyle yukarıdan aşağı bakılacak manzaralar çok güzel. Çok hoşuma gitti. Daha yeni başladık gezmeye. Ben de çok beğendim. Biz Almanya'dan böyle oraya gezmeye gitmiştik aslında ama bugün buraya günübirlik geldik. Ama çok güzel. Ben çok beğendim yani şimdilik. Pekala. İyi yolculuklar, iyi gezmelerse. Memnun oldum tanıştığınızda. Sağ olun.
Stefan, sen sevdin mi Lüksemburg'u? Çok. Çok diyorsun. Çok. Ulan Türkçe öğrendi, İstanbul'a gide gele ya. Ayrıca ülkenin adı da Lüksemburg. Ayrıca Schengen vizesinin çıktığı bölge de burası arkadaşlar. Lüksemburg'un 30 kilometre altında bir Schengen kasabası var. Buradan çıkmış. Ayrıca Avrupa Birliği'nin atası olan Benelux topluluğunda kurucu ülkelerinden Lüksemburg. İleride gördüğünüz kale arkadaşlar Fort Bourbon, Bourbon Kalesi diye geçiyor. Ayrıca bugün arkadaşlar çeşitli böyle havada uçak gösteriler olacak. Sebebini size anlatacağım. Gross Herzogs de Burgstay. Ya bunu var ya ezberleyene kadar canım çıktı arkadaşlar. Bu arkadaşlar 23 Haziran Lüksemburg Büyük Dükalığı'nın ayrıca en önemli günü arkadaşlar. 1815 yılında Lüksemburg aslında önce Belçika'dan daha sonra da Hollanda'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiş. Bir sene sonra 1816 yılında da Lüksemburg Büyük Dükalığı olarak bağımsızlığını ilan ediyor. Ve 23 Haziran günü burada çeşitli gösteriler oluyor. 22 Haziran akşamı muhteşem bir havai fişek gösterisi de başlıyormuş arkadaşlar. Ve burada hava kuvvetleri çeşitli uçak gösterileri yapıyor. Gündüz önemli burada güzel etkinlikler yapılıyor. Aslında sakin olan gece hayatı o gün çok heyecanlı ve hareketli geçiyor arkadaşlar. Bugün öyle bir güne de denk geldik, 23 Haziran. Tabii siz videoyu birkaç hafta sonra izleyeceksiniz ama şimdiden söyleyeyim dedim. 22-23 Haziran günleri arasında otel biletleri de o yüzden çok pahalı. Biz zaten Almanya'dan geldik, bilginiz olsun. Hatta şu an böyle yavaş yavaş gösteriler yapılmaya başlamış. Arkadaşlar dediğim gibi 22 Haziran'da Lüksemburg Büyük Dükalığı'nda önemli bir kutlamalar başlıyor. Böyle devasa havai fişek gösterileri yapıyorlarmış. Biz onları görmedik tabii. Öteki günde sokaklarda çeşitli gösteriler yapıyorlar. Şimdi Lüksemburg Büyük Dükalığı bu arada arkadaşlar dünyada dükalıkla yönetilen tek ülke arkadaşlar bu kaldı. Aslında Portekiz, İspanya, İngiltere gibi ülkeler mesela hala krallıkla bile yönetiliyor temsilen. Burası da düklükle yönetiliyor. Şimdi dükalık dediğimiz şey nedir diye sorarsanız sanırım kraliyetin bir alt temsilcisi ya da prensin bir alt mesela önderi olarak kabul ediliyor. Lüksemburg'da bu arada evet arkadaşlar güzel bir şeyi de yakalamış olduk. Yani şu anda tören yapılıyor burada gördüğünüz gibi. Hem havadan hem de karadan. Tabii çok ilginç bir şey var. Lüksemburg'da sadece 900 tane asker var arkadaşlar. Ve bakın. Sadece 900 tane asker olan Lüksemburg'da askerlik yapmak da bu arada isteğe bağlı. Bu arada hava kuvvetleri yok arkadaşlar. Bakmayın bu uçakların uçtuğuna. Ama NATO'ya üye olduğundan Lüksemburg'un bu arada NATO'da da 17 tane savaş uçağı varmış. Herhalde onlar geçiyor şu anda. Bu arada arkadaşlar söyleyeyim. Lüksemburg'da istediğiniz otobüse, tramvaya binebilirsiniz. Dünyada ya da Avrupa'da bildiğim kadarıyla ulaşımın herkese, turistlerle dahil herkese bedava olduğu tek ülke Lüksemburg. İsterseniz bir de deneriz az sonra. Bugün aynı zamanda Lüksemburg'un en önemli gecesi arkadaşlar. Lüksemburg Büyük Dükalığı'nın kuruluşu olan 23 Haziran. Gördüğünüz gibi gösteriler başlamış bu köprünün üzerinde. Şöyle bir devam edelim. Ne kadar askeri araçları varsa hepsini getirmişler ve her yeri Lüksemburg bayraklarıyla süslemişler. Şu anda bir bekleme içindeler. Az sonra bir kara yürüyüşü başlayacak burada. Gördüğünüz gibi Lüksemburg'un önemli bir gününe denk geldik. Bu arada söylemeden geçmeyeyim. Lüksemburg'da taşıt araçları ücretsiz arkadaşlar. İstediğiniz zaman tramvaya ve otobüse ücretsiz bir şekilde girebiliyorsunuz. Aslında Malta'da da aynı bir uygulama var ama turistlere ücretliydi. Burada turistler de dahil ulaşım herkese ücretsiz. Çok pahalı bir ülke arkadaşlar. Aynı zamanda çok zengin bir ülke dediğimiz gibi. Burada insanların yıllık kazancı ortalama 130 bin euro arkadaşlar. Ayrıca bu ülkede aslında ne tarım var ne hayvancılık var. Doğru düzgün bir maden de çıkmıyor, petrol de çıkmıyor. Peki bu kadar nasıl geliştiler diye sorarsanız şöyle bir sistem yapmışlar arkadaşlar. Bir kere banka faizlerini çok yüksek tutuyorlar. Dolayısıyla herkes paralarını buraya yatırıyor, buradaki bankalara. İkincisi de burada yıllık kar payı çok az ödendiğinden dolayı dünyanın en çok kar eden şirketleri geliyor. Bütün işçilerini de buraya getiriyor, evlerini de getiriyor buraya.
ailelerini de getiriyor, hatta şirketi buraya kuruyorlar. Mesela Amazon şirketi burada arkadaşlar, bilginiz olsun. Evet, dediğimiz gibi insanlar şu anda mesela tramvaydan çıkıyorlar. Bunlar bedava arkadaşlar bu ülkede. İnsanlar mutlu lan, mutlu. Yaşıyorlar vallahi ya. Yani ben bu ülkenin polisi ne yapıyor çok merak ediyorum gerçekten. Tabii ki böyle zengin bir ülkeye iş amaçlı umuduyla gelen çok insan var. Dediğimiz gibi buranın nüfusu 700 bin, sadece 250 bin kişi de yerleşik olarak yaşıyor. Ev kiraları çok yüksek arkadaşlar. O yüzden yeni düzenlemeler getirse de çoğu insan aslında buraya daha yakın ülkelerde yaşıyor demiştim size. Göçmen nüfus da çok fazla arkadaşlar. Az önce biz bir lokanta çalışanla konuştuk. 2300 euro maaş alıyormuş brüt arkadaşlar. Yani vergi et kesintileri geçersek bunu kazanıyormuş. Bu arada çok ilginç bir bilgi verim. Lüksemburg nüfusunun %20'si Portekizlilermiş. Yes, lüks sokaklar. Yani Lüksemburg isminin içinde lüks geçmesinin acaba bir tesadüf olabilir mi? Beğendin mi Stefan? Çok iyi, çok güzel. Çok güzel, çok iyi, çok güzel. Hadi bakalım. Sen İstanbul'u mu beğendin, Lüksemburg'u mu? İstanbul tabii canım. İstanbul dedi. İstanbul, peki. Bak burada Türk lokantası var. İsminde Ankara. Şimdi Lüksemburg'da bir Türk lokantası. Şöyle kısaca bir fiyatları göstereyim size. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten lüks bir gezinti. Ama şunu da söyleyeyim size, burası sadece bir ya da iki günde kolaylıkla gezebileceğiniz bir yer. Ama buranın harika doğa manzaraları var ve hiking ya da doğa gezisi yapmak isteyenler için de çok ideal bir yer bu arada. Haberiniz olsun. Bununla ilgili turlar falan da yapılıyor. Zaten ülkeyi komple ücretsiz gezebiliyorsunuz otobüslerle. Örneğin burası Pizza Hut arkadaşlar. Şimdi menüye baktım. Ortalama bir pizza 15 euro. Gross Herzogste Burs Day. Yani Lüksemburg Büyük Dükalığı'nın en önemli günü. Bu arada Lüksemburg'un bayrağı bu arkadaşlar. Hollanda'nın bayrağına çok benziyor. Hollanda'nın bayrağı koyu maviyken bunlar da biraz daha açık mavi. Burası da Lüksemburg Belediye Binası. Şu sanatı çok seviyorum ya. Ben de öğreneceğim bunu. Şimdi merkezde çok büyük süpermarketler yok. Burada bir büfe var. Şöyle bir fiyatları göstermek istiyorum size. Evet, büfede çok fazla bir şey yok. İçecek fiyatlarını burada göstermek istedim size. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi bugün Lüksemburg'un büyük bir günü. Gross Herzogste diye geçiyor. Onların bağımsızlık gününden sonra kutladıkları en önemli gün. Lüksemburg düklükle yönetilen tek ülke dünyada. Ve şu anda onun kutlamaları da yapılıyor. Büyük Dük, Büyük Babası da burada bir kasabaya gidiyor, onu ziyaret ediyor. Veliaht Prensi de daha sonra ülkenin ikinci büyük kasabası olan Alzette bölgesine gidiyor sanırım, yanlış söylemediysem. Alzette buranın aynı zamanda bir nehrinin adı. Hatta Lüksemburg'un milli marşı da Alzette nehrinin önünde, işte sular çağlar, gümbür gümbür surlara basar gibi falan bir şeylerle böyle devam ediyor. 1995 ve 2007 yılları arasında Lüksemburg Avrupa Kültür Başkenti seçilmiş aynı zamanda. Hiç şöyle mimarlardan çekmedim. Birkaç tane göstereyim size. Devam edelim mi? Şimdi burada bir de Lüksemburg Büyük Dükalığı'nın sarayı var. Saray yazın ziyaret edilebiliyor. Oraya bir uğrayalım. Bu arada arkadaşlar biraz sesim kısılmış, kusuruma bakmayın. Günlerdir geziyoruz bu şekilde çekim yapabilmek için. Ben aslında Lüksemburg'a gelmiştim ama YouTube kanalında size göstermek için de buraya tekrar geldim. Notre Dame Katedrali'ni az önce göstermiştim, o bitmeyen çan seslerini. Arkasındaki meydan bu arkadaşlar, bilginiz olsun. Evet, geniş bir meydan. Bugün burada da etkinlikler yapılacak. Zaten bugün Lüksemburg Büyük Dükalığı'nın kendi kuruluş yıl dönümünden dolayı da Notre Dame Katedrali'nde parlamento başkanı ve büyük düşes mi diyeyim, dük diyeyim hadi size, bir konuşma yapacak ve arkasında da burada gösteriler olacak. Gördüğünüz gibi geniş bir meydan. Lüksemburg'da şu konuda beni hiç şaşırtmadı. Ülkedeki en büyük gösterişli kilise Notre Dame Katedrali. Hemen arkasında çok geniş gene bir meydan toplanma alanı var. Bu akşam burada da etkinlikler olacak. Bu arada arkadaşlar, videolarımı ilk kez izleyenler abone olursa çok sevinirim. Bu videoyu da beğenip kısa bir kelime de olsa yorum atarsan sevinirim. Evet, bu meydanda da küçük bir park yapmışlar bu arada.
Lüksemburg hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burası da Lüksemburg Büyük Dükü'nün yaşadığı saray. Yazları burası açık arkadaşlar, kışları kapalı oluyor. Yazın herhalde Dük burada tatile gidiyor. Evet, şu anda Lüksemburg Büyük Dükü'nün sarayındayız ve bir nöbet değişimi var herhalde. İzleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ben adresi açıklamaya da bırakıyorum. Lüksemburg Büyük Dükü'nün yaşadığı ev burası. Pekala, devam ediyoruz arkadaşlar. Notre Dame Katedrali'ni geçeceğiz. Şimdi bir de aşağı Lüksemburg bölgesini gezdirelim size. Notre Dame Katedrali'nin bir görüntüsünü daha göstereyim size. Evet, burası yukarı Lüksemburg'tu. Burası da aşağı Lüksemburg. Az sonra iniş yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi aşağı bölgesine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Artık burada yukarı tarafta tarih ve kültür, modernizm birleşmişken, aşağı Lüksemburg tarafında ise tamamen eski evler, tarih ve doğa birleşmiş. Mükemmel bir doğa gezisi yapabilirsiniz burada. Hepsini size göstereceğiz. Bu arada arkadaşlar, sesime bakmayın, çok kısıldı gerçekten. Sesimde bir sıkıntı var. Ama yine de devam etmek istiyorum, size göstermek istiyorum. Evet, videoyu da beğenirseniz yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Sadece Lüksemburg'un merkezi değil arkadaşlar. Aslında Lüksemburg komple gezilebilecek bir doğa ülkesi diyebilirim size. Burada çok güzel hiking etkinlikleri de yapıyor. Hostellerde ya da otellerde bunları da gösteriyorlar. Bilginiz olsun. Ne oldu? Tamam. Arkadaşlar, aşağı taraf muhteşem gerçekten de. Şöyle hemen bir göstereyim size. Burada bir harabe bir yer var. Şöyle bir bakalım. Abi, burası eski bir kilise olabilir mi? Aa, ne yapmışlar ya? Bir dakika. Aa, burası ben harabe bir yer. Oo. Tamam. Peki. Şöyle bir çekelim. Heykeller iyiydi ya içeride. Onları alsaydık ya. Az önce bahçelere daldık. Böyle bir tane harabe bir kilise gördük. Aşağı Lüksemburg'un görünüşü bu arkadaşlar. Arkadaşlar, aynı zamanda size bir Instagram adresi bırakıyorum aşağıya. Bu arkadaşlar bir çift burada. Türkiye'den buraya yerleşmişler. Lüksemburg'daki yaşamı onların kanalından ve Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Kendileri beni burada ziyaret edeceklerdi, misafir edeceklerdi. Ama şu anda Türkiye'de annelerini görmeye gitmişler tatile. Ama siz Lüksemburg'daki yaşamla ilgili her konuyu onlara da sorabilirsiniz. Ve aşağı Lüksemburg, bu ismi de ben uydurdum ya. Buraları şimdi gezmeye başlıyoruz. Bence Lüksemburg'un en güzel noktası burası. Ve arkadaşlar, aşağı Lüksemburg noktasında şu anda gezdik. Biz size bir iki tane de kale göstermek istiyoruz. Buradan şimdi yavaş yavaş çıkacağız. Ama muhteşem bir doğa gezisi ve yürüyüş burada da yapabilirsiniz. Aşağı bölgesinde Lüksemburg'un. Bir de kahve molası yapalım dedik. Bir kahve, bir latte, bir de kola. Böyle 10.30 euro. Sence pahalı mı? Bence değil. Değil diyorsun. Almanya'dan daha ucuz. Almanya'dan daha ucuz. Tamam. Evet arkadaşlar, Lüksemburg'da dediğimiz gibi otobüsler bedava, giriş yapıyoruz. Sen bir yere otur istersen. Lüksemburg'da toplu taşıtlar ücretsiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, otobüsümüze bindik. Değil mi? Yol parası da vermedik. Hiç yol parası alma, bilet alma derdi yok. Lüksemburg böyle bir yer işte. Şu anda en merkezi noktasına geldik zaten tekrar. Şöyle bir gösterelim. Burada bir Balkan pazarı varmış. Ülke bayraklarını göstermişler. Şu an kapalı. Bir gününüz ayırırsanız Avrupa'nın bu lüks, medeni ve terörden tamamen uzak, suçtan tamamen uzak bu ülkesini görebilirsiniz.
Biz videoyu burada sonlandırıyoruz. Bugün de güzel bir günün içinde geldik zaten. Bir sonraki videoda Dresden'i göstermek istiyorum size. Kendinize iyi bakın. Kanka ben kırmızı ışıkta durmayı Avrupa'da öğrendim ya. Evet, gidiyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar herkese. Lüksemburg'daki market fiyatlarını göstermek istiyorum. Burası Avrupa'nın en pahalı ülkelerinden birisi. Hatta süpermarketleri Danimarka, İsviçre gibi pahalı ülkelerden bile daha pahalı. O yüzden bir gösterin fiyatları, siz de bir kontrol edin. Fuck.